Merhaba arkadaşlar. Örgülük Örgü kanalıma hoş geldiniz. Şimdi size bu gördüğünüz halkalı zincir e, burma modelinin nasıl yapıldığını anlatacağım. Çok şık bir duran gelin yeleği modelinde. Arkadaşlar bu il, bu taraftakiler ilk sıralarımız. Bu iki tanesi ilk sıralarımız olduğu için çok belli etmedi. Ama buradaki ikinci burmamı yaptığım zaman model biraz daha kendini belli etti ve e, zincirlerimiz, burmalarımız kendini gösterdi. Arkadaşlar ben size modeli kısaca anlatayım. Daha sonra yapılışını yeniden başlayarak, başlangıç noktasından başlayarak size anlatmaya devam edeceğim. Arkadaşlar bu kısım kenar lastiği kısmım. Buraya 9 tane ilmek bıraktım. Ters ters örerek bırakıyorum burayı. Sürekli ters örüyoruz bu kısmı. Arkadaşlar şimdi modelin yapılışı ve sayıları hakkında bu burma kısmımıza 12 zin, 12 ilmek denk gelecek tekrar ara kısmımıza 6 ilmek bırakıyoruz 12 ilmek 6 ilmek 12 ilmek ve kenar dikiş kısmımıza 3 ilmek bırakıyoruz arkadaşlar ters yönüyle arkadaşlar şimdi şöyle tarif etmek gerekirse siz bunu 36 veya 38 beden için yapmak isterseniz eğer buraya bir altı ara kısmını koyup tekrar bir 12 tekrar bir 6 tekrar bir 12 ve kenar kısmı mutlaka 3 olacak arkadaşlar. Buradaki 12 12 ve 6 sayıları sizin bedeninize göre kendinizin ayarlaması gereken sayılar. Arkadaşlar kenar kısmımıza 3 tane koyuyoruz. Sebebi arka kısmı ördüğümüz zaman da kenarlar da üçer tane olacağı için kenarları dikiş aşamasında kenarlarımız üçer üçer birleştiği zaman dikildiği zaman 6 tane olacak ve e, sayı kısmında yani dikiş kısmında çok bir boşluk olmayacak ve dikişiniz çok da belli olmayacak. Lastik kısmına gelecek olursanız ben 9'u ideal olarak buluyorum. Fakat siz isterseniz bu sayıyı arttırabilirsiniz, azaltabilirsiniz. Burası tamamen sizin isteğinize bağlı. Ama dediğim gibi 12, 6, 12, 6, 12, 6, 12, 6 olarak gidecek. Ve en son kenara geldiğiniz zaman 12, düzden sonra üç tane koyacaksınız kenar kısmınıza geldiğinizde. Arkadaşlar hemen ee, şöyle de küçük bir aparatınız olmasını tavsiye ediyorum çünkü bu sayılarımızda sayıları, sayıları belirlemek açısından çok önemli ve size çok lazım olacak bir e, aparat arkadaşlar. Siz normal bir iğne de kullanabilirsiniz. Arkadaşlar hemen bu modeli şöyle bırakıp ben size hemen başlangıcını başlayacağım ve kenar kısmından başlıyorum arkadaşlar. Sadece burma tekniğini göstereceğim. Sayılar sizin elinizde arkadaşlar. Şöyle burma tekniğini anlatabilmek adına 24 ilmeğimi çektim arkadaşlar. Bu sadece burma için. 24 ilmek dediğim kısım 6 12 6 yani şu şu kısmı anlatacağım size ben. Şu kısmı anlatacağım. Buraları sayıları kendiniz istediğiniz gibi yapacaksınız ve ayarlayacaksınız. Hemen arkadaşlar başlıyorum. Şimdi arkadaşlar ilk sıramızda ön yüzü örüyoruz arkadaşlar. Bu bu yönümüz ön yüz. İlk sıramızda şöyle 6 tane ters yönünden örüyorum tersinden. 2. Başlangıçtaki ile birlikte 2 oldu. Tersinden örüyorum bakın. 5 ve 6. 6 tane tersinden ördüm arkadaşlar. Burası ön yüz. Şimdi 12 tane düz öreceğim arkadaşlar. Ve 12. Evet 12 tane de düzümü ördüm. Kalan ilmeklerimi yine ters yönünden örüyorum bakın. Arkadaşlar ben size burada örülüşünü göstereceğim ilk tabanının örülüşünü. Daha sonra burma tekniğini ise diğer çıkarmış olduğum modelden devam ederek anlatacağım size zaman kaybı olmaması için. Zaten siz burayı yaptıktan sonra burma tekniğini de bildikten sonra geri kalanı su gibi akıp gidecektir. Arkadaşlar şimdi ters yönündeyim. Ters yönünde bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Düz olanları da ters örüyorum arkadaşlar. hepsini ters örerek ilerliyorum. Ön yüzünde ise az önceki yaptığım ilk sıramda yaptığım işlemin aynısını yapıyorum. Evet, ön yüzüme geldim tekrar. Tekrar ön yüzümde arkadaşlar yine aynı şekilde e, kenarımdaki 6 taneyi yine ters örüyorum arkadaşlar. Arka yüzden gelirken hepsini ters olarak örüp geleceğiz arkadaşlar. ve tekrar 12 ilmeğime geldim. 12 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Ve bu şekilde 10 sıra ilerliyoruz arkadaşlar. Şimdi başlangıcı böyle, başlangıcını böyle yaptıktan sonra arkadaşlar burma tekniği hep aynı olduğu için Burma tekniğinde hep aynı işlemi yapacağımız için ben diğer modelimde size burma tekniğini göstereceğim orada çünkü hazır ee, hazır olduğu için vakit kaybı yaşamamamız yaşamamamız için videoyu bölmememiz açısından çok önemli ee, arkadaşlar şimdi tekrar aynı şekilde. Hepsini ters örüyorum. Ters yönündeyim, ters yüzündeyim. Hepsini ters örüyorum. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Arkadaşlar bu arada Alize Angora Gold ip kullandım. Tığ numaram ise pardon şiş numaram ise 2,5 numara. Siz ipinize uygun şiş seçebilirsiniz. Ön yüze geldim arkadaşlar. Bakın. Ön yüzde de yine aynı şekilde kenardaki 6 taneyi tersinden örüyorum. 12 taneyi düz örüyorum. 12 tane bizim burmamızı yapacağımız kısım. Ve bu şekilde 10 sıra boyunca ilerledik. Bu şekilde 10 sıra boyunca ilerledikten sonra hemen size burmanın tekniğini de göstereceğim. burma tekniği hep aynı arkadaşlar. Hani ikinci sırada ben size burada modelimin ikinci sırasında göstereceğim ama burma tekniği hep aynı olduğu için bir problem yaşamazsınız. Arkadaşlar bu şekilde 10 sıra yaptınız. Bu şekilde 10 sıra yaptıktan sonra hemen ben size burada anlatmaya başlayacağım. Bakın ben burmaları yaptım. Yani buradaki işlemle buradaki yaptığım işlem aynı. Aynı olduğu için Kafanız karışmasın arkadaşlar. Hemen ben size burma tekniğini de göstereyim. Bakın şimdi hemen başlıyorum arkadaşlar. Burma tekniğim hep aynı ilerliyor. Bir 10 sıra öreceğim. Bir 10 sıra ördükten sonra yine burma tekniğimi yapacağım. Yani burada bir 10 sıra örmüştüm ben aynı gösterdiğim gibi, size başladığım gibi. Başlangıç noktamda bir 10 sıra ördükten sonra bu işlemi yaptım. Yani şu an yapacağım işlemi yaptım. Hemen size burada göstereyim burma tekniğini. şimdi arkadaşlar geldik düz olan 12 tane düz olan kısmıma yani sizin şu kısma geldiniz 12 tane düz olan kısım şu Siz buradasınız şimdi yani şuradayız başlangıç noktasındayız arkadaşlar kafanız karışmasın başlangıç noktasındayız şimdi 8 tane düz örüyorum 8 tane düzümü örüyorum ve 8. 8 tane düzümü ördükten sonra dönüyorum arkadaşlar. 4 tane ters yüzüne döndüğüm için tersten 4 tane örüyorum. Öne düz, düz yönü öne düşmesi için. Tekrar dönüyorum arkadaşlar. Bu 4 taneyi bu şekilde 9 sıra örüyorum. Bakın bu şekilde 9 sıra örüyorum arkadaşlar. Ve dokuzuncuyu da örüyorum. arkadaşlar ben bu aşağıda da aynı tekniği yaptım yani üstte yapmam bir şeyi değiştirmiyor sadece burma tekniğini anlamanız açısından yani bu aşağıdaki de aynı şekilde sekiz tane ördüm dördünü tekrar dokuz dokuz sıra dört taneyi ortadakini ördüm. Yani aşağıdaki de aynı. Burada göstermem sadece elimde hazır olduğu için size böyle göstermek istedim. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi bu aparatımı alıyorum. Bu aparatımı aldıktan sonra bu dört tane ilmeğimi kaçmaması için bu aparatıma dizdim. Siz çengelli iğne de kullanabilirsiniz. Eğer ben ilmekleri kaçırmam e, diyorsanız kaçırmadan da yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar arkadaki burma kısmımıza geliyoruz. Bunu bir al, aldık. Bu tamamdır. Burayı yaptık. Şuradaki burma kısmımıza geldik. Bu dört taneyi bırakıyorum. Daha sonra buradaki dört taneyi de bırakıyorum. Buradaki dört taneyi de bıraktım arkadaşlar. Daha sonra hemen bunu bu şekilde. Elimdeki tığıma aktarıyorum. Daha sonra bunu da alıyorum diğer tığıma aktarıyorum. Yani klasik burma tekniği arkadaşlar. Bakın bu şekilde çapraz bir şekilde aktardıktan sonra aktardıktan sonra şu kalan dört tane ilmeğimi de tığıma diziyorum. Tığıma dizdikten sonra çıkarıyorum ve örmeye devam ediyorum arkadaşlar. Ve geliyorum ara kısmımı ara kısmımı da tersinden örüyorum arkadaşlar. Evet bu şekilde buradaki zincirimi halkamı da oluşturmuş oldum. Arkadaşlar her 10 sırada bir burma işlemi yapacağız. Her 10 sırada kenarlar haraşo olduğu için kenarlardan sayım yapabilirsiniz. Mesela 1, 2, 3, 4, 5 haroşelerimiz her iki sırada bir sayıldığı için 5 tane yapmışım burmamı yapmışım. Daha sonra 1 2 3 4 5 5 tane yapmışım burmamı yapmışım. Yani bu şekilde ilerleyeceksiniz. Buralara işaret koyarak ilerleyebilirsiniz arkadaşlar. Her 10 sırada burmamız yapacağız. Her 10 sırada. İlk sırada da aynı işlemi yaptım. İkinci sırada da aynı işlemi yaptım arkadaşlar. Sadece kurulum bu şekilde. Kurulumu bu şekilde size gösterdim. İlk başta kurulumunu gösterdim. Üst kısımlarda böyle ilerleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar tekrar bir kere daha burmanın tekniğini göstereyim size burada. Daha sonra videomuzu sonlandıralım. 8 tane düz örüyorum. Modelin işleyişi sürekli bu şekilde arkadaşlar. 8 tane düzümü ördükten sonra Dönüyorum arkadaşlar. Dört tanesini alıyorum. Tersten olduğum için, ters yüz olduğum için ters yüzünden. Şu şekilde. Ve bu şekilde bu dört taneyi 9 sıra örüyorum arkadaşlar. 9 sıramı da ördüm. İpin bu yönde olmasına da dikkat edin arkadaşlar. 9 sıramı ördükten sonra tekrar aynı şekilde ilmeklerimi aparatıma aparatıma dizdim arkadaşlar. Daha sonra bu tamamdır. Arka kısma gelelim. Arka kısmındaki Klasik burma arkadaşlar burası. Bu dört taneyi bir bırakıyorum. Bu dört taneyi de bir bırakıyorum. Daha sonra bu dört taneyi bu tığıma alıyorum. Bu dört taneyi de bu tığıma alıyorum. Çapraz bir şekilde aldım. Daha sonra buradaki dört tane ilmeğimi de bu şekilde elimdeki tığımı alıyorum. Ve örmeye devam ediyorum arkadaşlar. Dört tane düzümü örüyorum burada. Vurma yaptım. Dört tane düzümü örüyorum. Kenar dikiş payımı örüyorum. Üç tane. Arkadaşlar şimdi gelelim. Biz bu sırada burma işlemini yaptık. Her 10 sırada bir dedim ya. Size pratik olarak her 10 sırada bir dediğim için size pratik olarak buraya bu aparatınızı takın. Bu aparatı sıranızın sonuna bakın şu şekilde taktınız. Taktıktan sonra bunu kapatın arkadaşlar. Bunun üzerine 5 sıra kenardaki haroşeniz olduysa eğer siz burma yapmanız gerekmektedir. Neden 5 sıra burası? Arkadaşlar haroşenin iki sırası bir sıra sayılıyor, düzde bir sıra sayılıyor. O yüzden e, bu daha pratik oluyor benim için yani benim pratik yaptığım örgü tekniklerimden birisidir. Yani 10 sıra burada düzde 10 sıra saymaktansa kenarda 5 sıra sayarım aynı hesabıma gelir. Yani o yüzden yapıyorum. Arkadaşlar burma tekniğim bu şekildeydi. Ee, fark etmiyor arkadaşlar başlangıç kurulumunu. Şu şekilde kurulumu yaptıktan sonra üzerine bu teknik yani gösterdiğim burma tekniğini yaparsanız sizin de bu şekilde modeliniz düşer ve oluşur ve arka yüze geliyorum arkadaşlar. Arka yüzde hiçbir işlem yapmıyoruz. Arka yüzde hepsini ters örüyorum. Arka yüzde hepsini ters örerek ilerliyorum arkadaşlar. hiçbir işlem yapmadan ters olarak ilerliyorum ve bu şekilde yani ilk başta ön yüzdeyken düzleri düz örüyoruz tersleri ters örüyoruz yani haroşelerimizi ters örüyoruz sadece 12 ilmekleri düz örüyoruz Arka yüzde ise hepsini ters örerek ilerliyoruz arkadaşlar. Bu teknik, bu burma tekniği benim çok hoşuma gitmişti. Ee, aslında ben bunu bir bebek bandanası olarak görmüştüm. Daha sonra neden olmasın ki diyerek bir başladım. Alize'de de denemek istedim. E, sayıları bu şekilde değildi. Ve sayıları onda daha azdı çünkü kalın ipler kullanılıyordu. Kalın ipler kullanıldığı için alize de değişebileceğini düşündüm. Sayıları artırdım, e, modelin işleyişini değiştirdim falan derken e, modeli bu şekilde oluşturdum arkadaşlar. Umarım e, beğenirsiniz, umarım yaparsınız, denersiniz. E, umarım size yardımcı olabilmişimdir. Arkadaşlar kafanıza takılan noktaları yorumlarda sorabilirsiniz. ve hepsini ters örüyorum arkadaşlar. Ters yüzünde hepsini ters örüyorum. Bir 10 sıra böyle hiçbir şey yapmadan e, ters yönünde hepsini ters, düz yönünde düzlerimi düz örüyorum. E, aradaki haroşelerimi ters örüyorum. E, bu şekilde bir 10 sıra daha ilerleyip tekrar yine burmamı yapıyorum arkadaşlar. Her 10 sırada bir burma yapıyorum. Kurulumunu da gösterdim zaten size. Kurulumu da o şekilde sayılarını da söyledim. ve çok farklı duran bir model arkadaşlar denerseniz eğer çok farklı duran bir model ve e, herkesin çok beğeneceği e, ve eğer e, modeli paylaşmak istemezseniz bile hani e, kimsenin rahatlıkla bir yani şöyle bir bakayım, göz atayım da çıkarayım diyebileceği bir model değil ya da bir fotoğrafını alayım da çıkarayım diyebileceği bir model değil. O yüzden e, denerseniz bir fark atabilirsiniz. Çevrenizdekilere karşı bizim halkımızda bu vardır. Herkesten farklı olma isteği. O yüzden e, şu şekilde burmalarımı oluşturdum. Ön yüzümü de göstereyim şöyle. Ön yüzümde bakın buraları ters örüyorum. Tersimi ters örüyorum. Düzümü de düz örüyorum arkadaşlar. ve gelelim. Düz 12 tane düz ilmeğim vardı burada. Bunları da düz olarak örüyorum. 12 tane düz. ve tersime geldim. Bakın tersleri de ters örüyorum. Model artık gördüğünüz gibi kendini belli etti, kendini gösterdi. yani bu arkadaşlar burma tekniği sadece e, gelin yeleği değil. Ben gelin yeleğine uyarladım ama siz isterseniz işte e, atkılarda, berelerde, e, daha sonra e, pançolarda, bebek yeleklerinde, eğer bebek battaniyesi düşünüyorsanız, bebek battaniyesinde yani herhangi bir yerde burma gerektiren, bir farklılık istediğiniz bir yerde mutlaka denemelisiniz. Çok hoş duran bir burma tekniği. Artık klasik burma tekniğinden e, biraz herkes sıkıldı. O yüzden farklılık açısından çok önemli. Çok hoş duruyor. Ve bu şekilde de arkadaşlar 10 sıra daha yaptıktan sonra yine aynı burmamı yapacağım. Yani e, model basit aslında. Ama görünüş olarak da çok karışık karmaşık gözüküyor. Yapılış olarak da çok basit arkadaşlar. Siz burma tekniğini anladıktan sonra istediğiniz her yerde kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde ben 10 sıra örüp gideceğim arkadaşlar daha sonra da model oturmaya başlayacak yani zaten şu anda bile model kendini çok güzel gösterdi ee, yani ilerleyen sayılarda ilerleyen sıralarda daha güzel gösterecek. Modelin kurulumu bakın arkadaşlar tekrar bahsetmek istiyorum. Modelin kurulumu bu şekilde. Modelin kurulumunu videonun başında size anlattım. Modelin kurulumunu yaptıktan sonra burma tekniği hep aynı olduğu için burma tekniğini ikinci sıramda gösterdim. Kafanız karışmasın. İlk sırada da aynı işlemi yapacaksınız arkadaşlar. Arkadaşlar umarım size yardımcı olabilmişimdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler. Sağlıcakla kalın.